Merhaba dostlarım, ben Serdar ve GTA 5'e baştan hoş geldiniz. Bu arada eğer alt yazarı hala göremiyorsanız çok üzgünüm, çünkü videoyu da, diğer videoları da atmadım YouTube'a. Arda arda çekmek zorunda kalın bu videoları. Ama bu videoları attığım andan itibaren, ki bunları ne zaman atacağımı da bilmiyorum. Yani belli bir süre gene alt yazısız kalabilirsiniz ama sıkıntı yok. Buralarda zaten hep oynamıştık. Biz GTA 5'te bayağı bir ilerledik PlayStation 3'te. Oradan doğrudan çevresini yapmıştım. Ben şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi Trevor Phillips'in evinin olduğu yere gidiyoruz. Ya çok yakınız. Çok güzel. Süper. Süper. bu görevde Los Santos'a gelebiliriz. Eğer bu görevde Los Santos'a gidersek. Oyunun ilginç bir bölümünü geride bırakmış. Oh. Oh, süperdi. Param gitti. Silahlar falan gitti. Her şey gitti ya. Dur save'e bakayım. Oyunun save yerlerine bakayım. Otomatik olarak sevilemeyeceksin değil mi? 5000 dolar kaybetmek sıkıntı değil. Ben 50.000 dolar harcadım oradaki silahlara. Oyun, hadi bakalım. Oyun yükle, görev yeniden oyna var. Süper. Bunları yeniden oynamak var, süperler. Kristal Labirent. Şunu hemen çarpayım. 1.29 sanırım bu olması lazım. Otomatik kayıt. Aynen, seç, gir. Evet. Ha tamam, kaydediyor zannettim bir an için, ödüm koptu. Oo, şimdi bekleyeceğiz 2 saat. Bekliyorum. Ba 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 ba. Aa, hemen geldik. Çok güzel, çok güzel. Trevor. Adamı en sona vurdum. Ölmedin mi sen daha? Adam işkence yapıyorum şu anda. Daha öldün mü? Öldü en sonunda. Neyse, sıkıntı yok. Oo, yeni arabalarımız var. Bizim araba orada ama bizim araba burada değil, ama sıkıntı yok. Buradaki arabalardan birini kullanacağım zaten en sonunda. Burası neresi? Los Santos'un hemen dibindeydim ben, değil mi? Hayır, sen neden her fırsatta buraya geliyorsun ya kanka? Senin sorunun ne? Kalak kuvvetin gücü. En yakın yol sol. Paleto Körfezi, Paleto Bey. Bey aslında daha çok körfezden çok şey demek. Koy. Oo, ya çarpacağız direkt. Başarısız, tabii ki başarısız akrobat atlayışı. Şu duruma bak, arabanın haline bak, anlarsın zaten. Şimdi bu arabayı doğru düzgün yukarı nasıl çıkaracağım ben? Direkt şuradan çıkaracağım. Şuradaki kadın ve köpek. Köpeği ezmeyeceğim ama kadını ezmem lazım. Bebeğim, seni ezmem lazım. Kusura bakma. Ay, köpek çok tatlı. Baştan aşağı indim. Sen öldün mü? Paran yerde, ölmüşsündür büyük bir ihtimalle. Paran çok uzağa gitmiş. Paran senden daha ağır. Allah bilir ne kadar para var burada. 11 mi? İşte bu paraya verdiğimiz önemden dolayı paraları bu kadar ağır oluyor patlar. Yapabileceğimiz bir şey yok bu konu hakkında. Hadi bakalım, buradan devam. Bu sefer ters yönden gidelim bakalım. Köpek, merak etme, sana bir şey yapmayacağım. Hop. Ne oluyor orada? Seni çözeyim mi? Çözüp ne yapacağım? Bilmem, anlatabildim mi falan. Tamam, seni atarım. Çukur kazıyorlardı, şuna bak ya. Hadi bakalım, seni çözdüm. Seni arabada kullanacağız. Benim arabanın halini görüyorsun, motor açık. Gel bakalım. Hadi bakalım.
Gel. Şimdi gidip yamyamlara verebilirim ben bu kadını. Ne yapayım? Altruist nereye mi götüreyim acaba bunu, yoksa nereye götüreyim ya? Yamyamlara götürür mü bu kadını ben? Bir şey yapmayacaksın işte. Neden şey yapacak? Neyse hadi ya. Yamyamlar nerede? Yamyamlara götürüyor. Ya da götürmüyorum ya, normal şeylere götüreceğim. Yamyamlara götürmekten vazgeçtim. Aynen, duyduğumu söylüyorum. Yamyamları daha sonra götürebiliriz. Eğer çok çok isterseniz yamyamları götürmemi. Daha sonra bu görevi baştan oynama fırsatımız olacak. Menüden baştan oynayabiliriz. Strangers and, ama Strangers and Freaks değil o. Ha, sıkıntı yok, sürekli buradan geçeceğiz zaten. Bu kadını sürekli şey yapacağız. En de sonunda başta oynarız bir yerde. Wow. Hmm. Anladım. Bu aslında bir gönderme, gerçek hayatta bir sene gönderme ama kimin gönderme olduğunu bilmiyorum. Uf. Şimdi ben size olayı anlatayım. Trevor Phillips. Why? Am I on his list too? That would seem on the unfair side. No, he's gonna want to know who saved my life. You'll be made right for this, I promise. Whatever the code dictates. Şimdi bu kadın bir tane mafya babasının kızı mı? Ya eşi ya kızı, emin değilim. Bu yüzden bunu kaçırıyorlar. Düşmanları ve bunu haklamak istiyorlar. Bu mafya babası şeyleri ele verdi. Altyazıları görmediyseniz diye söylüyorum bunu. Altyazıları gördüyseniz şu an dinleyeceklerimi hiç yapmayın. Direkt şarkı açıp dinleyin videoyu izlerken. bunun babası... Ak! Tamam. Bunun babası kendi mafyasını ele verdi. Yoksa çalıştığı başka mafya gruplarını mı ele verdi? Kimler ele verdiyse artık ele verdi. Ondan sonra polis ele verdi yani. Sonra polisin şey var, tanık koruma programı var, ona girdiler. Fakat tabii ki mafyanın ile her yere iliştiği için rakip mafyalar bunu buldu, bu adamı buldu. Adamın kim olduğunu daha doğrusu ve kızı kaçırdı. Bu aslında gerçek hayattaki bir tane olaya gönderme. Bir tane daha doğrusu tam olarak bu olay gerçek hayatta bir tane şeye gönderme. Çünkü az önce bir tane programa çıktığından falan bahsetti. Tam olarak emin değilim neydi. Altyazı gösteriyor mu burada? Ayarlar, istatistikler, yetenekler değil. Özet. Özete gir. Diyalog. Diyalog aynen. Tıkla şuna. Şurada görmemiz lazım buraları bir yerlerde. Ha. Ha. Akıllı sürtükler. Bu şey. Gerçek hayattaki Mobwise mi? Şey işte mafya eşleri diye bir tane dizi şeyinin reality programına yapılan bir gönderme. Böyle bir reality programı var gerçekten. Bu şeyleri mafya babalarının eşleriyle ilgili yapılan bir program. Böyle ilginç şeyler var dünyada. Dünya çok garip bir yer apatlarım. Çok garip bir yer dünya. Araba titriyor şu anda. Araba o kadar hırpaladık ki araba şu anda titriyor.
Yeni bir araba alıyor muyum? Evet, ama neden alıyorum? Çünkü inatçıyım. İnatçıyım, bu görevi bu arabayla bitireceğim. Çünkü bu araba tam olarak bu kızı kaçırmak istedikleri araba. Bu kızı kaçırırken kullandıkları araba. Ben de bunu aynısını kullanıyorum. Neden? Ruhsal bağlantılar yüzünden. Manevi bağlantılar yüzünden. Bunu anlamalısınız. Bunu herkes anlamalı. Bunu dünyadaki herkes anlamalı. Ama lakin şuradaki şey gördüm. İn bakalım aşağıya. Hayır. Tabii ki hallederim. Şuna bak. Gördüğün gibi şuradaki manyak gibi bir tane arabayı aldık ve onunla devam edeceğiz. Bu pek de hızlı hareket etmiyor. Bayağı yavaş hareket ediyor bu araba. Bana mı öyle geliyor yoksa? Bu ne biçim araba ya? Bana mı öyle geliyor ya? Yoksa bu araba bayağı yavaş mı hareket ediyor? Acaba ayarlarla ilgili bir sıkıntı mı var? Hatırlarsanız GTA Vice City'de şey vardı. Frame sınırlandırıcıyı açtığımda mı kapadığımda mı araba geri geri inanılmaz yavaş gidiyordu. Manevra yaparken de çok şey yapıyordu. Pek yapamıyordu daha doğrusu manevra. Böyle bir ilginç olaylar oluyordu işte. Acaba ayarlarda mı sıkıntı var? Neyse hadi bakalım. İnşallah iyiliğin karşılığını görürüz biz bir defa. Affedersin. Özür dilerim. Oh! Ah, kaçıyorum. Polislerden kaçıyorum. Beni buldular mı? Beni buldular. Boşu boşuna şey yaptık o kadar şeyi. İşin ilginç kısmı. Aa, yok. Tövbe. Şey yapmak yok. Ben neden iki yıldız oldum birden? Polisten kaçtığım için mi? Cidden öyle. O yüzden mi iki yıldız oldum acaba? Çok ilginç. Neyse. Evime dönmeye çalışmak. Evime dönme denemelerine devam. Bas gaza. Bazı ahbaplar gaz baza dediğim zaman tepki veriyorlar. Anlamadım neden. Espri olsun diye söylüyorum onu. Yani gaz baza dediğim zaman anlayın ki o espridir. Baya bir soru işaretleri açıldı orada. Yaklaşık 3 tane falan. Her tarafta siyah arabalar görmeye başladım. Çok ilginç. Her tarafta siyah arabalar var. Neden? Trevor'ın olduğu yere gidelim bakalım. Ne yapacağız? Ha bakalım. Trevor'ın olduğu yere gidiyoruz. Sanki bazı görevleri baştan yapıyormuşum gibi bir hisse kapıldım. Hani PlayStation'da değil de sanki bilgisayarda o görevleri baştan yapıyormuş gibi bir hisse kapıldım. Halbuki bilgisayarda ilk kez yapıyorum. Sizlerle birlikte ilk kez yapıyorum. Trevor, şu daha bunlardan ekleyeme gözünü seveyim. Şimdi bayağı ilginç konulara gireceğiz. Mesela şuraya atlayacağız seninle. Sonra şuradan şu şekilde falan geçeceğiz. Ondan sonra şuradan aşağı doğru uçacağız. Wow! Araba Beyblade gibi gidiyor şu anda. Hayatınızda hiç Beyblade arabanız oldu mu bu şekilde? Olduğunu tahmin zannetmiyorum çünkü da ilk kez duyuyorsunuz muhtemelen. Beyblade araba. Ben de ilk kez duyuyorum. İlk kez duyuyorum. Beyblade arabaları ilk kez duyuyorum ben. Araba var mı? Hop. Hacın abi. Oh, Monster Truck. Adamsın. Kanka adamsın. Çık dışarı çık. Direkt boğazından fırlatıyoruz. Çok slam yapıyoruz be. Çok slam yaptık işte. Yani sen gelip baştan almaya çalışıyorsun. Pek iyi bir şey değil yani. Burası nereye gidiyor? Burası nereye gidiyor? Zıpla! Oy. Pek hoş olmadı bu. Seviyorum böyle dağdan bayırdan gitmeyi ya. Hoşuma gidiyor. Hadi bakalım devam. Orası neresi? Kilise mi? Orada mezarlık var mı? Görmek istiyorum. O evet mezarlık var. Süper. Oo GTA 5'te çok uğraşacağız. GTA 5'te çok uğraşacağız sizinle apatlarım.
Pro U. Bak adam bile biliyor benim pro olduğumu GTA'da. Yani adamlar bile biliyor benim pro olduğumu GTA'da. Ne diyebilirim? Rockstar'ın kendisi bile o böyle bir tabela yerleştirdi oyuna. Ben de kendimi nasıl ispatlayayım? Videonun azıcık bir şey uzun olduğunu zannediyorum şu an için. Sanki bazı şeylere fazla zaman harcadık, şey gibi, kadına gidip bırakmak gibi, sonra başarısız olduk, boş boşuna şey yaptık. Boş boşuna o kadar şey harcadık, zaman harcadık. O kadar yol geldik. Ezeyim, arabayı ezeyim. Ezemedim, tam yandan geçtim ya. Pek hoş olmadı. Evet, direkt kıyıdan gidelim. Kumların üzerinden. Şu hazır elimizde Monster Truck var. Böyle bir fırsat var elimizde. Neden böyle bir şey yapmayalım ki? Neden böyle bir fırsatı kullanmayalım? Abi sokakların arasından geçiyormuşuz ya. Ben plajdan falan gidiyoruz zannetmiştim. Biraz gece olunca da pek bir şey görünmüyor. Yani brightness'ı kapatsam hiçbir şey göremeyeceğiz. Sarp deniz birazcık derinmiş şu an. Burası neresi? Havuz. Eski bir tane havuz. Buraya araba girse çıkamaz ha. Arabayla orada kalsak takılırız yani orada. Neyse, Trevor var orada. Bakalım Trevor bizden ne istiyormuş. Biz Trevor oynuyoruz. Trevor bizden ne istiyor dedim. O zaman şu an anlatmak istediğim şey Trevor'dan ne istiyor? Trevorception. Trevorception. Şu anda bir mantıklı bir şey gibi göründü Trevorception. Sanki teknik bir terim gibi. Dur ben sizi sürerim. Merhaba. Tabii ki size bir iyilik yaparım. Elimdeki silahı aldırmayın. Herkes silah kullanıyor bugünlerde. Tabii ki götürürüm. Atlayın arabaya. Araba hangi araba? Sizin arabaya. Hadi bakalım. Tamam hadi bakalım. Sizi bırakacağım arabaya. Binin bakalım. Adamlar para telekinetik güçleriyle arabanın şeyini açtı, kilidini açtı. Görüyorsunuz apaplar telekinetik güçler. Bu oyunda birçok sır var. Ama hiç kimse bilmiyor. Hepsini teker teker ortaya çıkaracağım. Söz veriyorum. Bu 146 sözüdür. Buranın güneybatısında bir otelde kalıyorsunuz. Hangi otel ki orası? O otel var bir tane. İlginç bir otel var. Orayı da göstereceğim size. Şu anki alt yazıları görmüyorsanız daha iyi. İnşallah şu alt yazıları görebiliyorsunuzdur. Oh! Arkada tamam mısınız? Oh! Hayır. Şöyle yapıyorum arabayı arkadakini görmeyesiniz ya. Hacı şu yapmayın şunu ya. Bu otel mi? O otel mi? Bakayım. Vallahi o. Yok o otel değil. Hayır yok zaten burası değilmiş. Şurası satın alınabilecek bir yer. You're wrecking our car bro. Umurumda değil şu anda. Hadi bakalım. Gidin. Ne işi yapacaksanız yapın. Yarım kalmış işlerinizin hepsini halleden oteller o. Neyse autosave var mı ya? Neyse. Ve izlediğiniz için bize teşekkürler ben bu videodan. Keyif almışsınız da videodan keyif aldıysanız beni paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bye bye.